Peki, Nuhal Bayrak diyor ki Fatih Portakal, sevgi işareti yapınca güzel insan zannettim diyor. Bu bir kandırılma ifadesi. Benim bir saflığım diyor. Bu saflık mıydı sizce? Yalan konuşuyor. Yani rol çok yapıyor. Çok açık oldu abi. Öyle mi? Çok ayıp yani şimdi. Doğru. Buna benzer açıklama yapan pek çok, çok kişi var. Vardı. Çok ben var. Özellikle Enver Hanım sever de diyor. Fatih Altaylı var. Özellikle bak, bunlar bizim meslektaşlarımız ama ben üzgünüm yani bunlara meslektaş demeye ben şey yapıyorum. Biraz onur olur insanda. Şimdi bu söylediği doğru, söylediklerini tamamen doğru kabul etsek. İnansak yani tırnak içerisinde bir an için, tamam mı? O zaman demez misiniz ya arkadaş, sen kaç yılda Merk Gazetesi'nin ortalıkta kaç tane ekranın ana haber bültenlerinde, ana işte efendim yayın saatlerinde millete ahkam kestin, işte Kılıçdaroğlu'na oy verin diye akıl verdin millete. O zaman sen bu kadar öngörüsüz, bu kadar sığ bir şeye sahipsen, bu kadar sadece bu iş nasıl olursa onu da bilmiyorum da şu işarete aldanmışsan, bu kadar sen eğer akıl yoksunuysan, niye bu kadar insanı kandırdın? Ya Nuhal abi yapamıyorum ama 4 ay uğraştılar ya. Bunlar biliyor musunuz? Geç onda da onda da ekranla bayabildiğine derslerler de. 4 ay uğraştılar. Demezler mi insana sen hangi o zaman şeyde bu insanlara bu kadar şeyde bulundun, oy verin buraya diye destek verdin diye sormazlar mı insana? Dolayısıyla dediğini doğru kabul etsek bile aynı yere varıyoruz. Bir samimiyetsizlik var ortada. Burada Erkan Bey şöyle toparlayalım isterseniz. Hem medya cenahında hem de aslında siyasi cenahta bu yenilmişliğin bir hesabı görülüyor. Fakat baktığınız zaman herkes ustaca bütün kabahati getirip Kılıçdaroğlu üzerine yığıyor. Gerisi, bu da çok doğru bir şey değil herhalde. Geçisi. Ona geleceğim işte. Gerisi hem gazeteciler hem siyasetçiler tamamı yunmuş ağrılmış. Hepsi aslında İmamoğlu da dahil buna mesela siyaset cephesinden, tamam mı? Bunlar çok iyi aslında. Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildi. Şimdi ya şahsım adına hepimiz öyleyiz de ben şahsım adına söylüyorum. 13 yıldan beri ben Kılıçdaroğlu'nu eleştiren birisiyim. Hiç de bir doğru sözünü görmedim. Fakat bu yaptıkları şey çok saçma bir şey yani. Tamam mı? Bugün böyle değildi diyorsunuz siz. Bu 13-14 yıldır zaten elbette, şey ortadaydı. Elbette. 15 yıldır aslında 14-13 yıllık birikmiş bir hezimetler yumağının hesabı görülüyor şu anda. Şimdi insana sormazlar mı onu, bunların hepsine İmamoğlu'da dahil olmak üzere. Ya arkadaş siz 28 Mayıs akşamı kadar, tamam mı? Kılıçdaroğlu ne diyorsa aynısını tekrarlamıyor muydunuz siz ya? Hangi sözüne itiraz ettiniz? Hangi duruşuna? Mesela HDP'li yakınlığına mı? PKK'lı, FETÖ'yle yakınlığına mı? Hangisine dediniz ki Sayın Genel Başkan bu bize bu doğru değil dediniz? Hangisine yani? Tamamında ondan daha öndeydiniz hepiniz. Gazeteciler de siyasetçiler de. Şimdi gelinen bir nokta var. Bir hesap görülüyor. Daha doğrusu bir ayrışma oldu. Herkes şu anda yerini belirliyor. Bunların hepsi yeni akımı yapmak desteklemek için böyle konuşuyorlar. Şimdi dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir duruş değil. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldan beri hep yenilmiştir. Yani bugün mü aklayın? Niye daha önce seçimden sonra bu hesaplaşma yapmadılar? Dolayısıyla hiçbiri samimi değil. Hala daha bugün gelinen noktada ben bir kavga yapılıyor ama seçmenin iradesinin çok iyi okunarak seçmenin ne demek istediğinin üzerine bir kafa yorulduğunu düşünmüyorum. Yani bir ders veriliyor bize. Biz bu dersi doğru alalım gibi bir gayret olduğunu asla düşünmüyorum ben. Yeni bir şey var. Yani bu ilke kavgası değil de bir... Değil, asla değil. Koltuk ve çıkar kavgası gibi. İlke kavgası değil. Kavgası bakın mı? Hiç alakası yok. Beraber yürüdüler 13 yıl boyunca. Öncesini saymıyorum ben. Yani Kılıçdaroğlu üzerine konuştuğumuz için 2010'dan bu tarafını konuşuyorum. 13 yıldan bu tarafa Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılması gibi bir sürece gelinmediği için daha önceki seçimlerde asla böyle bir hesaplaşmaya gitmediler. Bütün yenilgilere rağmen. Şimdi bir böyle bir şey görüldü. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir uzaklaşma ihtimali görüldü. Herkes şimdi yeniden tavır belirliyor. Kendi bundan sonraki kendi siyasi veya ikbaline buna şey de dahil. Gazeteci de dahil. Onlar da kendi siyasi ikballerine yönelik bir tavır belirliyorlar yani. Dolayısıyla hiç kimse aslında ne CHP'yi düşünüyor burada ne de milleti düşünüyor. Ben bugüne kadar CHP'yi bu noktaya getiren veya Kılıçdaroğlu neyse bu noktaya getiren ilkezliklerle ilgili bir sağduyulu bir öz eleştiri hiçbirinden görmedim. Şu andaki Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini hiçbirinden görmedim. En son daha şey bile İmamoğlu'nun eşi bile o şeyi savundu tekrar.
En çok eleştirilen şeyden birisi Van'daki o zafer işaretini savundu tekrar gene yani. Birazdan bakacağız onu. Öyle mi? Hı-hı. Neyse ben önce de söylemiş oldum. Bunu şunun için söylüyorum. Hiçbirisi seçimden önce bu noktaya beraber geldiler. Hepsi beraber. İmamoğlu, efendim Mansur Yavaş'ı, bu gazetecilerin tamamı hepsi beraber geldiler bu noktaya. Şimdi hepsi Kılıçdaroğlu'na şeyi yüklediler. Kendiler kenara çekilmeye çalışıyor. Burada samimi, bu samimi bir duruş değil. Dürüst değiller yani. Peki.